Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi ABD'nin S-400 teklifinin şifreleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. ABD, S-400'leri Ukrayna'ya gönderir misiniz dedi, biz olmaz dedik. Çavuşoğlu'nun seçime bir hafta kala açıkladığı bu teklif 3 temel soruna işaret ediyor. Bir, ABD, Türkiye'yi savaşa bulaştırma peşinde. ABD'nin teklifi kimi kesimler açısından Türk-Amerikan ilişkilerinin önemli bir sorununa çözüm arayışı olarak değerlendirilebilir. Ancak ABD'nin asıl hedefinin başka olduğu anlaşılıyor. ABD, Türkiye'nin elindeki S400'den kurtulmanın ötesinde Türkiye'nin S400'ü Ukrayna'ya vermesi üzerinden savaşa bulaştırılmasını sağlamaya çalışıyor. Türkiye'yi Ukrayna için güneydeki Polonya yapmaya uğraşıyor. Türkiye'nin savaşa bulaştırılması ABD açısından birincisi Türkiye-Rusya işbirliğini sabote etmenin, ikincisi Ukrayna'yı Polonya dışında Türkiye'den de silahlandırmanın, üçüncüsü savaşa bulaşan Türkiye'nin montreux Boğaza Sözleşmesi'ni gevşeterek Karadeniz'i ABD'ye, NATO'ya açmasının yolu anlamına geliyor. 2. Dengecilik çıkar yol değil tek başına ABD'nin bu teklifi bile Ankara'nın izlediği dengeciliğin son tahlilde çıkar yol olmadığını resmetmektedir. Çünkü dengecilik stratejik düzlemin gerçekliğine uymayan taktik hamlelerle idare etmeye dayanıyor. Buysa her an Türkiye'yi bu örnekte görüldüğü gibi ateşe atma potansiyeli olan risklerle karşı karşıya getiriyor. O nedenle Ankara'nın 14 Mayıs'tan sonra baş çelişki temel tehditler asıl müttefikler, ara kuvvetler gibi konularda dış politikasını netleştirmesi gerekiyor. 3. AKP için seçim malzemesi. Görüldüğü üzere ABD'nin S-400 teklifi bir savaş teklifi. Dolayısıyla hepimizi ilgilendiriyor. Oysa Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu konuda Türk milletini teklif geldiğinde değil seçime bir hafta kala bilgilendiriyor. Bu kadar önemli bir konu bile ancak seçim malzemesi olarak önemi varsa Halka açıklanma gereği duyuluyor. AKP seçim meydanlarında 14 Mayıs'ı beka meselesi diye propaganda ediyor ama Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren böyle bir konu hakkında bunca zamandır Türk milletini bilgilendirmiyor. Çünkü iktidar kökleri 90'lara dayanan TCG Anadolu'yu AKP imalatı gibi seçim otobüsüne çeviriyor. Her yıl Eylül'de yapılan Teknofest'i bu kez Nisan'da yaparak festivalden seçim mitingi çıkarıyor sonra da savunma konularını seçime alet etmeyelim deyip muhalefete yükleniyor. 15 Mayıs'ın gündemi Görüldüğü üzere S-400 15 Mayıs sabahından ya da 29 Mayıs itibaren de Türkiye'nin en önemli sorun olmaya devam edecek. Bu sorunun nasıl ele alınacağı Türkiye'nin dış politika yönünü de tayin edecek. Türkiye mevcut iktidarın kör tapal sürdürdüğü dengeciliği bir yana bırakarak Karadeniz, NATO'nun genişlemesi sorunu, ABD'nin Ege, Akdeniz ve Suriye'deki Türkiye karşıtı rolü üzerinden strateji belirlemelidir. Ankara'nın yeni yönetimi bu kapsamda iki hızlı adım atmalıdır. 1- AKP'nin alımını durdurduğu ikinci S-400'ü almalıdır. Çünkü Türkiye'nin asıl istekleri olan teknoloji paylaşımı, ortak üretim ve yazılım entegrasyonu sözleşmeye göre ikinci parti alımda. 2- Türkiye, Ukrayna'ya İHA, SİHA desteğinin satışını sonlandırmalıdır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.